her iki tarafında baş edemediği ortak düşman. İki günde düşman ordusu nasıl %10'unu zayiat verdi? Korunmak için yapılan siper, sığınak ve tüneller binlerin mezarı olmuştu. Çatışmalar durduğu halde korkunç kayıplar veriliyor. ...26 Kasım 1915'te hiç beklenmedik bir şey olmuştu. Öğlen şiddetli dondan sonra müthiş bir kar fırtınası başlamıştı. 14 aylık savaşın en büyük kayıpları bugün olacaktı. Bundan sonra her iki tarafın da mücadelesi doğayla olan savaşıydı. Çanakkale cephesinde savaşan iki tarafın dışında üçüncü bir güç daha vardı. Bu güce, yani doğal şartlar ve hastalıklara karşı büyük mücadele verildi. En çetini ise kendisini savaşın son günlerine saklamıştı. 1915'in Kasım ayı sonlarında aniden bastıran kış mevsimi, özellikle çekilme hazırlığındaki itilaf kuvvetlerine çok büyük darbe indirmişti. Kar fırtınası ve yüksek donla birlikte bir doğal ateşkes başlamıştı. Görüş mesafesi ise artık tamamen birkaç metrelere kadar inmişti. Neredeyse göz gözü görmüyordu. Savaş tamamen artık unutulmuştu. Her iki cephede de hiçbir şekilde bir kurşun sesi ya da bir top sesi duyulmuyordu. Gerçek savaş şu an doğayla olan savaştı. Siperdeki karı karmaya, çamurdan uzaklaşmaya ve bir an önce donmadan hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Hintli ve Avustralyalı askerlerin büyük çoğunluğu ömürlerinde ilk kez kar görüyordu. Şiddetli rüzgarla birlikte soğuğun etkisi kat be kat artıyor, durum dayanılmaz bir hal alıyordu. Ne derin siperler ne de güçlü toplar işe yarıyordu. Askerlerin ellerindeki silahları düşman, siperleri de mezar olmuştu. Şu an İlyas Baba burnundayız. 27 Kasım günü sabaha karşı müthiş dondan sonra siperdeki çoğu askerimiz ellerindeki silahlarla burada donarak öldü. Donarak ölümler o kadar çoğaldı ki 86. Sukay tamamen savaş dışı kaldı. Hala kışlık elbise almamış Anzak askerleri sırılsıklam battaniyelerine sarılmak zorunda kalmıştı. Kar ve fırtınanın ardından gelen don, en yoğun top bombardımanından bile kötüydü. Islak battaniyeler donunca adeta metal levhalara dönüşmüştü. Siperlerin içindeki çamurlar bile donmuştu. Bütün sol limanı ölüler ve yaralarla dolu taşmıştı. Fırtınadan hiçbir gemi limana yanaşıp tahliye işlemini gerçekleştiremiyordu. Sadece Suva bölgesinde 5000'den fazla donma vakası yaşandı. Anzak sektöründe ise 3000, Setubayır bölgesinde ise 1000'den fazla donma vakası yaşayarak askerler savaş dışı kaldı. Askerler soğuğun etkisiyle düşünme yetisini kaybediyor, uyuşuyor, sersemliyor, siperlerden sürünerek aşağılara doğru inmeye, sahile ulaşmaya çalışıyordu. Bazıları işitme ve konuşma yetilerini kaybetmiş, birçoğunun eli ayağı donmuştu. Soğuktan akıl sağlığını yitirenler dahi olmuştu. Peki bizim tarafımızda durum neydi? İtilaf kuvvetlerinin kuvvetlerine karşı biraz daha dirayetli olmamız ve bu iklim şartlarına alışık olmamız bizi biraz daha dirençli kılıyordu. Ama birçok askerimiz siperde donarak ve büyük hastalıklar geçirerek şehit oldular. Türklerin en büyük zayiatları 18. 59. ve 36. alay cephelerindeydi. 29 ve 30 Kasım'da soğuk hava şiddetini yitirecek, bu defa çatışmaların şiddeti artacaktı. 26 ve 27 Kasım günleri başka bir boyutta yaşanan bir savaş gibiydi. Üstelik korunmak için kazılan siper, sığınak, tünel ve lağımlar askerlerin mezarı olmuştu. Kuzey cephesinde çekilmeye günler kala yaşanan bu felaket savaşın acımasız yüzünü geride bırakmıştı. Felaketin ardından 10 bin üzerinde asker savaş kaldı. 29 Kasım'dan sonra ise savaş kaldığı yerden devam edecek.